Merhaba sevgili kovalar. Selamlar sevgili kovalar. Bilinçokulu Astroloji Haber Merkezi'nden Ağustos ayı yorumlarına hoş geldiniz. Evet sevgili Demet, Kova Burcu için çok önemli bir aya gidiyoruz. Evet. Ne diyorsun? Ne düşünüyorsun? Ağustos ayları, Aslan ayları tabii ki kovalar için de önemli. Bu ay 6 Ağustos'ta 14 derece Aslan Burcu'nda bir yeni ay doğuyor. Kova burçlarının 7. evinde doğacak bu yeni ay. İlişkiler, ortaklıklar, evlilikle ilgili. Evlilik kararı vermek, kararı vermek, evlenmek, birliktelikler. Bunun yanında gerçeği söylemek gerekirse evleneceğin insanla tanışmak, iş ortaklarınla ilgili sürpriz haberler almak. Bir de burada dikkat ediyor musun? Kova Burcu'nun yöneticisi Uranüs ile Güneş arasında çok güzel bir açı. Evet, evet. Kovalar için güzel. Çok güzel bir yapı. Yani Uranüs ile Güneş'in olması ani ve hızla bazı yapılar. Bazıları yıldırım nikahı yapar. Bazıları hızla aşık olur, hızla evliliğe doğru gider. Bazıları hızla iş ortaklığına gider ama çok güzel bir dönem geliyor sevgili Kova. Evet. Yani Kova burçlarına gerçekten güzel etkileyecek bir dönem. Ben de bir kovayım. Evet. İş ortaklıklarımda, işte sosyal yaşamımda benim de büyük hareketler olacağını düşünüyorum. Bu 5 Ağustos zaten gezegen döngüsü 29 Ocak ile 7 Şubat arasında doğan Kova burçlarını daha da çok güzel etkiliyor. Diğer gezegen açılarını sen söyle bakayım. Ben de kendimi göreyim sevgili demek Jüpiter biraz. Jüpiter ile Plüton'un da karşıt bir açısı var. Yengeç ve Oğlak burçları arasında oluşan. Evet, orada bir sorun olabilir. İş ve kariyerle ilgili. Yani iş yaşamı ve kariyerle ilgili kendisi dışında arkasından bazı oyunlar oynanabilir. İş ortakları ile ilgili bazen gerginlikler olabilir. Biraz da Jüpiter yabancı bir iş ortağında. Yani kendi ırkının dışındaki bir iş ortağıyla ilgili bir sorun yaşayabileceğini gösterir. Burada temkinli olmak gerekiyor. Evet. Gerçeği söylemek gerekirse Jüpiter karşıt Plüton ama arkasından o yeni ay Merkür'ün Aslan Burcu'na girmesi, ilişkiler, arkadaşlıklar. 11 Ağustos'ta Merkür kare Satürn. Merkür kare Satürn. Evet. Orada biraz tabii iletişim sorunu. İş ortaklarıyla veya birlikte olduğu insanla ilgili bazı sıkıntılara sebebiyet verebilir. 15 Ağustos Merkür üçgen Uranüs Aslan Koç. Evet, o güzel. Seyahatler, güzel yolculuklar, ilginç haberler. İş ortakları, eş, sevgili bunlarla ilgili güzel haberler. 16 Ağustos'ta Venüs'ün terazi. Onu sen anlat bak, o çok güzel bir açıdır. Tabii Venüs'ün terazi burcuna geçmesi kovalar için güzel bir açı. İkisi de hava grubu olduğu için. Tabii ilişkiler, sosyal hayat, yaratıcılık, çocuklarla ilgili konularda güzel gelişmeler olabilir. Yine seyahatler. Tabii tabii tabii. Evet. Bir de 21 Ağustos'ta Kova burcunda bir dolunay var. Bu çok önemli sevgili Kova burcu. Blue Moon sınıfı süper dolunay dediğimiz. Yaklaşık olarak bu yıl ilk defa yaşayacağımız. Geçtiğimiz ay da Kova'da yine dolunay vardı. Ama bu ay da süper dolunay Kova'da dediğimiz. Bir dolunay. 28 derece Kova'da olacak bu dolunay. Dolunay sırasında Jüpiter ve Uranüs karesi var. İş ve ortaklıklarla ilgili beklenmedik haberler, kanuni bazı boşluklardan kaynaklanan sıkıntılar. Mesela hizmet aldığınız bir konuyla ilgili sıkıntı, bir emlakçıdan hizmet aldıysanız bir problem, bir avukatla ilgili bir problem, devletle ilgili, kanunla ilgili sıkıntılar olabiliyor. Evet. Mekanik cihazlarla ilgili bir sıkıntı olabiliyor ama dolunay döngüsü, Kova burcunda dolunay döngüsü duygusal bir dönemi de temsil ediyor. Evet. Duygusal hayatla ilgili değişimler, yani dolunay burcunuzda olduğunda hayatınızda bazı karanlıkta olan şeyler aydınlanır. Daha cesur ve riskli davranışlar da olur değil mi? O daha cesur, daha riskli meydan olur. Meydan okuma, başkaldırı. Stresi de olur ama. Stres vardır tabii. Biraz stresi de olur ama iyi de geçecektir. Zaten bu o gezegen açısı bayağı devam edecek. Ama 23 Ağustos'ta Güneş'in Başak Burcu'ndaki etkisi. Evet, 23 Ağustos Güneş işte Başak Burcu'nda. İşte prim, tazminat, başkalarından gelecek para. Bunları temsil ederken 24 Ağustos'ta Merkür'ün Başak Burcu'na girişi analiz etme 10 Eylül'e kadar burada kalıyor. Düşüncelerde detaylara önem vermek, işte banka kredileri, bunlarla ilgili yapıların ön plana çıkması, ortaklar arasında eleştirel yaklaşımlar, çalışkan daha somut ve pratik düşünmeyi temsil ediyor. 24 Ağustos'tan itibaren sevgili Kova dikkat. Venüs özellikle 26 Plüton. Ağustos'ta Venüs ile Uranüs arasındaki karşıt açı. Bu kötü. Biraz bu bir sözleşme ve bir anlaşmada bir sıkıntı. Bir imzanın sıkıntı yaratmasına sebebiyet verebiliyor.
Çünkü Uranüs yönetiminde evet. bu bir duygusal hayatınızda bir aşk ilişkisinde ani bir bitiş, ani bir çatışmaya da sebebiyet veren bir gezegen açısı terazi koç döngüsünde bireysel özgür tavırlar, dengesiz ilişkiler, ayrılık, işte cinsel özgürlükten kaynaklanabilen hı hı. sorunlar, yaratıcılıkta artış olsa bile bu biraz sakat bir açı. 26 Ağustos'a dikkat edin. Evet. 27 Ağustos Venüs kare Jüpiter terazi yengeç kasmında iş ve kariyerle ilgili rahat davranışlar. Bundan dolayı bazı kayıplar olabiliyor. 28 Ağustos'ta Mars Aslan Burcu'nda 0 dereceye giriyor. Bu önemli bir açı. Tabii kovalar için Kasım Burcu'na Mars geçecek. Şimdi 16 Ekim'e kadar Aslan Burcu'nda evet. olan bir açı. Bu şimdi açık düşmanlık açısı. Evet. Doğum haritasında kişinin pozisyonuna göre bazı yapılara sebebiyet verir. Eğer doğum haritasınızda Mars iyi pozisyondaysa, mesela Mars'ın yayda, bu Mars'ta. Bu ne demektir? Evlilik açısıdır. De bir değer açısıdır. İlişkilerin, sosyal çevrenin, arkadaşların, eşinle ilgili güzel haberlerdir. Ama doğum haritanda bu Mars'ın pozisyonu Mars'a kare yapıyorsa düşmanlık, eşle ilgili sıkıntı, problem. Burada aslında doğum haritası önemli. Doğru değil evet. mi sevgili Demet? Tabii ki natal haritadaki pozisyonlar önemli oluyor. Natal haritada. Şimdi tabii ki bunları daha detaylı görebilmek için bu yorumlarımızı yükselen burcunuzla birlikte dinlemelisiniz. Bir de sevgili Demet'in yapmış olduğu bilinçokuru astroloji video servisinin videolarını seyretmeniz lazım. Günlük ve haftalık burç yorumlarına evet. izlediğiniz takdirde haftalık olayları izlediğiniz haftalık burç yorum dedim. Haftalık evet. haftanın durumunu ve günlük burçları da okuduğunuzda biraz daha bence detaylarda bulabilirsiniz. Derim ben. Evet. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiler, saygılar.